Merhabalar. Bugün Vildan hocamla beraber Dostoyevski'nin ilk kült eseri olan, derinlikli ilk eseri olan Budala hakkında biraz konuşacağız. Kasım sonlarında karların eridiği bir sabahın saat 9'unda Varşova Petersburg treni hızla Petersburg'a yaklaşmaktaydı. Hava öylesine nemli, öylesine sisliydi ki şafak bile güçlükle söküyordu. Vagonların pencerelerinden rayların sağında solunda 10 adım ötesi zor görünüyordu. Yolcular arasında yurt dışından dönenler de vardı ama daha çok 3. mevki vagonları kalabalıktı ve buradaki yolcuların hepsi de trene kısa süre önce binmiş küçük esnafla işçilerdi. Her zaman olduğu gibi herkes yorgundu. Gece yolculuğu göz kapaklarını ağırlaştırmıştı, üşümüşlerdi. Yüzler sisin altında soluk sarıydı diye başlamış Dostoyevski 1868 yılında bir Rus dergisinde tevrika ediliyor. Daha sonra kitaplaştırılıyor Budala romanına. Evet hocam, nasıl buldunuz romanı? Açıkçası ben güzel buldum. Bir de şöyle bir şey var. Kitabın benim kafamdaki Dostoyevski yargısını biraz değiştirdiğini düşünüyorum. Açıkçası ben Dostoyevski'yi diğer kitaplarında hep nihilist bir yanını görürken bu kitapla beraber ona dair birazcık düşüncelerim değişti diyebilirim. Burada nihilist değil mi? Yani Hristiyanlık vurgusu mu var kitabın içerisinde? Biraz öyle, biraz daha hani Hristiyanlık vurgusu da var. Bir de Tanrı düşüncesi var, yani hani daha Tanrı'ya yaklaşma ya da dini ön plana çıkarma. Sanki birazcık dinden kopan bir Avrupa'ya karşı yazılmış bir metin olarak ben gördüm diyebilirim. Budala onun en önemli yapıtlarının aslında en kişisel olanı. Kendisinin en çok değer verdiği, en gizli ve kutsal görüşlerini somutladığı kitaptır. Kendisinin en çok değer verdiği ve kutsal görüşlerini somutladığı, sizin de söylediğiniz gibi. Burada bir karakter yaratıyor, Prens Mişkin. Evet. Ne söyleyebilirsiniz veya nasıl anlatırsınız Prens Mişkin'i? Prens Mişkin aslında burada kitaba ismini veren Budala denilen, aslında toplumda insanların değer yargılarının yozlaşmış olduğu bir toplumda biraz daha hani budalaca görünen bazı saf niyetlere yönelik hareket eden bir karakter. Onu o yüzden aslında bir yandan okurken biz bile yargılayabiliyoruz bazı noktalarda, hani saflığından ya da işte olaylara bakış açısından dolayı. Ben böyle gördüm. Sevdiğim bir karakter oldu ama yer yer yargıladığım, hareketlerini sorguladığım da bir karakter oldu. Çünkü bence hayatla çok bağdaşık bir karakter değil. Yani çok da görebildiğimiz de bir karakter değil diye düşünüyorum. 1867'ye göre yazar, hani 1867'de yazmış bu eseri. Şimdi saf, budala, bazı rahatsızlıklar geçiren bir karakter. Bu şeyden sonra da hemen bir budalalık moduna geçiyor topluma karşı. Aslında hani bozuk olan olaylara, kişilere, insanlara, topluma karşı bir karakter. Fakat çok fazla böyle inisiyatif almayan, gidişatın önünde durmayan, yazarın müdahale etmediği, daha doğrusu hani karakteri yaratmış ama karakterine müdahale etmemiş yazar. Doğal akışına bırakmış karakterin yaşayışına. Eserin merkezinde aslında hani gördüğümüz kadarıyla son derece güzel bir insan. Her şeyden böyle kötülüklerden arındırılmış. Son derece güzel bir insan tipi çizmeye çalışıyor. Benzersiz bir manevi çekiciliği var. Başının çevresindeki ahlak halesi daha ilk sahnede bizi sarıyor, okuyucuyu sarıyor. Davranışları her türlü boş gurur ya da bencillikten tamamıyla arınmış. Yani bir gurur yapmıyor veya bir bencillik yapmıyor, değil mi? Karakter. Adeta peygamber gibi. Yani peygamber şeyini zaten okuduğum
hani makalelerde yaptığım araştırmalarda hep gördüm yani. Prens Müşkin'i hep peygamberlikle ilişkilendiren araştırmalar var. Daha çok literatürde de. Öyle mi? Evet. Saflığını peygamberlere mi benzetmişler? Evet. Bilakis hatta Hazreti İsa'ya yani şey Hristiyanlık genelinde Hazreti İsa'ya benzetildiği çok fazla şey araştırma okudum. Evet. Bir ahlaklı karakter çizmeye çalışmış zaten. Olumsuz özelliklerden, niteliklerden uzak. Dahası bir de karakterimizin şöyle bir özelliği var. Karşısındaki kişinin baktığı noktadan bakmak gibi benzersiz bir yeteneğe sahip. Empati duygusu çok güçlüydü. Hatta o kadar empati yapabilir mi bir insan karşısındaki insana? Bazı yerlerde ben bunu düşündüm mesela yani. Evet. Hep söylüyoruz hani tanımlarken kolay bir tanım. Karşısındaki kişinin baktığı noktadan bakmak. Bu benzersiz bir yetenek. Herkese mesela işte günümüzde mesela bazı filmler var. Romanlar var mı bilmiyorum. Bütün erkeklerin konuştuklarını duyabilen mesela filmlerde yaratılan karakterler var. Veya kadınların konuşmalarını, iç konuşmalarını tabii dış konuşmalarından bahsetmiyorum. Kişisel konuşmalarını duyabilen karakterler yaratılıyor mesela. Ama bunu 1860'lı yıllarda Dostoyevski dolaylı ortak duygu diye tanımlanabilecek, karşısındaki kişinin duygularıyla ortak olabilecek bir seviyede bir bakış açısıyla yapmış. Başkalarının duygularını duygusal olarak o duyguların altında ezilmeden, o duyguların içinde eriyerek kimlik ve kişiliğinden kurtulup o duyguları anlamak ve yaşamak şeklinde okuyucuya vermeye çalışmış. Evet. Aslında biraz hatta empatinin de ilerisinden hani empati biraz daha ticari bir kavram derdi bir hocamız. Onun da biraz ilerisinde karşısındaki insanı gerçekten gerçek anlamda onun yerine koyarak anlayabilmek gibi bir özelliği var karakterin. Evet. Eleştireceğimiz yerleri var mı Prens Müşkin'in? Prens Miskin'de eleştirilecek yerler biraz dediğim gibi hayatın içinde bir karakter değilmiş gibi geldi. Yani böyle çok idealize edilmiş. Çok bütün kötü özelliklerden bir karakteri soyutlayınca işte o karakterin gerçekçiliği biraz zedelenmiş oluyor gibime geldi. O şekilde bir eleştirim olabilir Prens Miskin'e dair. 24 yaşında genç bir kadına aşık oluyor. Kadının karakteri nasıl? Bir çatışma var mıydı kadınlar arasında? Kadın arasında şöyle bir çatışma olduğunu hatırlıyorum. Kadın da onu seviyor ama onun duygularını kullanıyor bir yerde gibi hatırlıyorum. Hep başka biri daha vardı işte başka bir adam daha vardı ve onunla birlikte olurken Prens Miskin'i seviyor. Prens Miskin'le birlikte olurken onu kullanıyor gibi bir duygu vardı. Kadının duygularından tam emin olamıyoruz aslında ama değişik böyle şey bir karakteri vardı. Büyük Umutlardaki Estella diye bir karakter vardı. İşte böyle iki adam arasında sürekli gidip gelen bir karakter vardı. Birinin kalbini çok kıran, diğerini kullanan. Öyle bir kadın karakteri gördüm ben. Tabii hatırladığım bu. Ben de okuyalı birazdan geçti üstünden. O şekilde. Aglaya, yani diğer erkeğin adı Aglaya. Kadının adı Nastasya. Lipovna, Nastasya. Dediğiniz gibi hani bazen Prens Mişkin'e evet diyen, hatta onun evlilik teklifine bile evet diyen ama sonra vazgeçen bir karakter. Çok hani karakteri kullanıyor mu veya Büyük Umutlardaki gibi mi? Orası ayrı bir mevzu. Belki de
ikisini de kullanmaya çalıştı veya daha çok prensin saflığından yararlanarak onu kullanmaya çalıştı. Bu romanda hani dikkat çekici özellik Dostoyevski'nin hayatının izler taşıması. Bunu bir kurguya boğarak veya değiştirerek vermemiş. Özellikle işte meşhur kurşuna dizilme sahnesi var. Karakterimiz ağzından Dostoyevski'nin de yaşadığı, değil mi? Daha sonra son anda kurtuldu. Orayı nasıl yorumlarsınız? Birincisi yazarın ekseninde konuşacak olursak bence bir insanın bu şekilde bir olaydan sonra toparlanabilmesi ve yazabilmesi yani bana çok garip geliyor. Bilmiyorum çünkü yaşadığı şey çok trajik. Ölümden ipten kurtulmuş ama hayatına devam etmiş, yazmaya devam etmiş. Gerçi devam ederken de nasıl bir psikolojiyle devam etmiş orası da ayrı bir muamma ama yine de çok Dostoyevski'yi şekillendiren bir olay. Prens Miskin de aynı olaya tanık olarak aslında Dostoyevski'nin hala onu zihninde diri tuttuğunu, o olayın etkisini üstünden atamadığını bize gösteriyor olabilir. Bu şekilde yorumladım. Sürekli çünkü Prens Miskin romanın ileri kısımlarında bile oraya gönderme yapıyordu sürekli. Oraya bir atıf yapıyordu o olaya. O şekilde diye düşündüm yani. Zihninde hala sıcağın, tabii bir insanın ölümle hayat arasında gidip gelmesi tabii kolay atlatabileceği bir şey değil. Dostoyevski'den zaten bunu bekleyemeyiz. Bütün romanların daha az çok kendi hayatından izler vardır. Burada dediğimiz gibi doğrudan bir şekilde karakterin ağzından vermiş kurşuna dizilme sahnesini. Ergin Altay çevirisinden okuduk. Belki de hani ben Rus edebiyatından gördüğüm kadarıyla iyi bir çevirmen Ergin Altay. Diğer çevirmenler için bir şey diyemeyeceğim ama güzel çevirisi. Prens şöyle diyor: cezaevindeki yaşam konusunda benimle aynı görüşte olmayabilirsiniz. Cezaevinde 12 yıl kalmış birinin öyküsünü dinlemiştim. Benim profesörün hastalarından biriydi. Sık sık nöbetler geliyordu. Kimi zaman karamsarlığa kapılıyor, ağlamaya başlıyordu. Bir gün intihara bile kalkışmıştı. Cezaevinde yaşamı çok kötüydü. Ama inanın yine de kapı kesmez bir yaşam değildi. Tek tanıdığı bir örümcekle penceresinin önündeki bir ağaçmış. Ama iyisi mi, ben size geçen yıl tanıştığım başka birinin öyküsünü anlatayım. Çok tuhaf, sık rastlanmayan bir olay geçmişti başından. İdam edilecek öteki mahkumlarla birlikte onu da idam sehpasına çıkarmışlar. Siyasi bir suçu nedeniyle kurşuna dizilerek idam edileceği kararı okunmuş kendisine. 20 dakika sonra da bağışlandığı ölüm cezasının başka bir cezaya çevrildiğinin karar yazısı. İki karar arasındaki 20 dakikayı ya da en azından bir çeyrek saati birkaç dakika sonra kesinlikle öleceğini düşünerek yaşamış. O anda yaşadıklarını anlatırken büyük bir merakla dinliyordum onu. Aynı şeyleri tekrar tekrar soruyordum kendisine. Evet, bu şekilde devam ediyor. 20 dakika içerisinde her şey. Burada bir fotoğraf görüp işte Prens Mişkin'in fotoğrafa aşık olması var. Nastasya'nın, değil mi? Filipovna, Nastasya Filipovna'nın fotoğrafına aşık oluyor. O işte şeydeki gibi Metin Erksan'ın filmindeki gibi Sevmek Zamanı filmi vardır onun. O filmdeki gibi aslında fotoğrafa yönelik bir önce fotoğrafı görüp hiçbir şekilde karakteriyle ilgili bir düşüncesi olmamasına rağmen fotoğrafından görüp aşık olması. Kürk Mantolu Madonna'da da öyleydi yanılmıyorsam. Bu etkileyici bir şey yani ben böyle kurgular seviyorum açıkçası şeyde kitaplarda ya da filmlerde. Sadece görüntü olarak var ama yani şimdi mesela düşüncelerini, hareketlerini, davranışlarını bilmiyoruz. Ne derece doğru olabilir? O da ayrı bir şey yani
biraz da hani insanın bir insanı sevmesinin acaba fizikle mi yoksa dış görünüşle mi yoksa karakterle mi ilgili olduğu tartışması da orada ortaya çıkıyor. Demek ki bu tarz düşünen yazarlar daha çok fiziki görünüşü ön planda çıkıyorlar bir insanı sevme noktasında. Öyle diyebiliriz belki. Ya da karakterini o şekilde yani direkt dış görünüşe, konuşmasına, ses tonuna, davranışlarına, ahlakına değil de sadece karakteri o şekilde yaratmış. Veya Metin Erksan'ın yaptığı da aynı şekilde. Buna ters bir şey ise mesela Elif Şafak'ın aşk romanında vardı. Eva kadının ismi aklıma gelmedi şu anda. Eva olabilir. Karşıdaki adamın mesela hani sürekli geziyor, dolaşıyor. Onun görüntülerine, resimlerine, davranışlarına vesaire. Tabii orada da resim var ama daha çok davranışlarına, onlara aşık oluyor. Daha görmeden, tanımadan, canlı olarak görmeden. O mesela bizde daha çok vardır sanki karakter bizim Osmanlı edebiyatında eski Türk edebiyatında görünüş değil de daha çok karakter görünüşe yontulur hatta hep böyle kadınların görünüşleri aynıdır ama yine de belli işte karakter şeyiyle görmeden sevme gibi bizim eski edebiyatımızda bir durum var yani kalıplaşmış bir durum hatta. Divan şiirinde değil mi? Evet. Bir de şey vardı. Kitapta çok vurgusu yapılan Hazreti İsa tablosu vardı. O da bayağı dikkat çeken bir tablo. Çarmıha gerilmiş İsa deniyordu galiba. O tablonun da yine Dostoyevski'nin üzerinde çok etkileri olduğunu okumuştum. Hem Dostoyevski'nin üzerinde çok etkisi var hem de Prens Mişkin'e de bu etkiyi yansıtmış diye okumuştum. Aynı zamanda dini tarafına da kitabın aslında gönderme yapan bir tablo diye düşünebiliriz. Dostoyevski'nin aslında inanç olarak çok da Hristiyanlığa yatkın olmadığını biliyoruz. Evet. Nasıl yorumlamak lazım? Hani Hristiyanlığa burada yer vermesin veya bir tablodan etkilenmesi sadece bir sanatçı, bir romancı olarak mı? Bir şöyle düşünebiliriz bence. Açıkçası bir anlık böyle kurtuluşun dinde olduğu düşüncesine kapılmış olabilir dönemsel olarak o dönem. Çünkü böyle bir yorum okumuştum. Yangından kurtarılacak ilk şeyin din olduğunu düşünüyor Dostoyevski şeklinde bir yorum okumuştum. Bu şekilde olabilir. Genel olarak ama çok tuhaftır yani bir ikilem var ortada. Genel olarak nihilist olmasıyla tanıdığımız bir yazarın burada dini bu kadar ön plana çıkarması tuhaf bir çelişki gibi. O kısmı ben de oturtamadım yani açıkçası. Yani Dostoyevski gelgitleri çok olan bir yazar. Zaten kendisi epilepsi hastası. Karamazov Kardeşler'deki baş karakterimiz orada Hristiyanlıkla, daha doğrusu kiliseyle bağı çok kuvvetli olan bir karakter. Sürekli hani ve Hristiyanlığın bir şeyi gibi, temsili gibi, bir yansıması gibi kurtuluşun dinde olduğunu, inançta olduğunu savunan aşırı dinsel inançları olan birisi. Ama hani şu var, Dostoyevski kendisi ne olursa olsun karakter yaratmada orijinal bir adam. Karakterlerine müdahale etmiyor. Hani bizde olsa mesela nedir? Müslüman ederiz hemen. Hristiyan bir karakterimiz olsa değil mi? Evet. Yani gidişata göre mesela ateist ise dine yönelmesini sağlar. Böyle yazarlar çok Yani yani bir anda bir din alimiyle karşılaşır. Büyük çaplı bir değişiklik yaşar karakter. Bir anda Müslüman olur mesela. Öyle romanlar çoktur bizde. değil mi? Okumuşsundur mesela sen de. Evet. Şimdi adını zikretmeyeyim ama çok böyle bu tarzı
artık ihtiyar edilmiş ya da romanın temelini oturtmuş, bunun üzerinden bunu aşmayan çok fazla yazarımız var. İsim zikredebilirsin canım. Burada şey yapıyoruz yani, yorumluyoruz yani. Yani demiştim sonra diye. Bir gıybet olmaz Mesela yani. Edebiyatta eleştiri her zaman olmalı. doğru. Mesela Emine Şenlikoğlu oldu diye bir yazarımız var. Bir dönem okumuştum yani. Şey yapmak, itiraf etmek gerekiyor. Onun kitaplarında hep böyleydi. Biriyle tanışır, bir din alimi ya da çok münevver bir kadınla tanışır ve bir anda ateistken Müslüman olur. Hayatı değişir. Hayata bakış açısı değişir. Şeyde de vardı o. Huzur. Huzur sokağı. Huzur Sokağı, evet. Huzur Sokağı'nda da vardı. O tarz böyle keskin yönelişler. Bunlar gerçekçiliği zedeleyen durumlar aslında Yani birazcık da hayat. zaten evet. Ya Emine Şenikoğlu'nun falan yazılarını zaten hani en alt düzeyde bile roman olarak kabul edilemez. Hani bir Doğru. şimdi kabul etmek, bilmiyorum, edebiyat bilimine karşı biraz şey olur. Onlar sadece hani şey, belli bir kesime yönelik yazılmış, onları avlamak için yazılmış kitaplar gibi geliyor bana. Çok daha nitelikli İslami romanlar yazılabilir. Yani bunu şey olarak söylemiyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzuru mesela dinden bahsetmiyor ama verdiği mesajlar içsel olarak akış, yedirilme çok çok güzel. Hani ilk olarak aklıma o geldi. Veya Peyami Safa'nın romanlarında direkt işte anlatı olarak da güzel. O da yapılabilir. Burada karakterimiz mesela şeyi iyi yedirmiş. Hani Prens Mişkin'e de o düşünceyi verirken. Böyle olmalı. Hani roman dediğimizde aslında böyle olmalı. İnsan gibi olmalı. Bir anda Müslüman'dan Hristiyan, Hristiyan'dan Müslüman, din değiştirme olmaz. İnsan hayatının, insan fıtratına aykırı hani. Tekamül lazımdır. Tekamül gerekir diyoruz bilimde. İnsan için de aynı sanırım. Düşünce yavaş yavaş değişir, bir anda değişmez. Okuduğu kitaplardan, izlediği filmlerden etkilenir, tanıştığı insanlardan etkilenir. Sonra inanç arayışına, din arayışına girer bir insan. Bunlar süreçtir yani. Bir anda birdenbire olan şeyler hayata dair gibi gelmiyor bana. Romana da dair de değil. Hayata dair olmayan bir şeyin romana dair olması mümkün değil zaten. Evet, şuradan güzel bir alıntı, daha doğrusu yorum, ben bu arada aktardığım kitabı şöyle göstereyim. Merak eden olursa Dostoyevski üzerine yazılmış çok ayrıntılı bir kitap, eleştiri yazısı. Çağının yazarı Dostoyevski, çok çok ayrıntılı, uzun, çok uzun vakti olanlar için mesela bu kitap edinilebilir. Ama dediğim gibi ayrıntı içeriyor. O son anlarda en korkunç şey dermiş ki, zavallı kurbanın boşa giden bir hayat için hayıflanması ve kendisine bir şansın daha verilmesi gibi çılgınca bir istek duymasıdır. Ya ölmeyecek olsam ne olurdu? Hayatımın her dakikasını 100 yıla dönüştürürdüm. Tek bir anını bile ziyan etmezdim. Ama bu kurşuna dizilmekten kurtulan adama sonra ne olduğu kendisine sorulduğunda Mişkin bu çılgınca kararını uygulamaya koyamadığını üzülerek ifade eder. Öldürüleceksiniz. Diyorsunuz ki ölmeyecek olsam ne olurdu? Hayatımın her dakikasını 100 yıla dönüştürürdüm diyor karakter mesela. 100 yıla dönüştürürdüm. Tek bir anını bile ziyan etmezdim. Ama sonrasında ne oluyor? Sonrasında tekrar sorulduğunda bu kararını, daha doğrusu çılgınca kararını uygulamaya koyamadığını söylüyor. Hepimiz için de aslında geçerli bir şey. Şu sıkıntıya, şu derdi attı, şu sıkıntıyı, şu sorunu atlatsak şöyle hareket edeceğim vesaire deriz ama geçtikten sonra hatırlamayız. Evet. Hatta böyle filmlerimiz falan da var ya, adamın son işte bir aylık ömrü kaldığını öğrenir ve işte hayatını yaşamaya başlar. Hayatımızı yaşamamız için ya da istediklerimizi yapmamız için
bize keyif veren ya da bizi geliştirecek, içimizde ukde kalmasına korktuğumuz şeyleri yapmak için bir aylık ömrümüzün kaldığını öğrenmemiz gerekiyor gibi bir durum var. Yani insan böyle tuhaf, karmaşık bir varlık. Kesinlikle öyle. Başka hocam, yorum olarak kitap akıcı mıydı? Anlatım, dil anlatım nasıl buldunuz? Kitap akıcıydı dersem herhalde benim açımdan biraz yalan olur. Ben biraz zor okudum kitabı. Derin bir kitap çünkü. Gerçi Dostoyevski'nin kitaplarına genel düşündüğümüz zaman kendi kitaplarına göre yine akıcılığı daha iyi düzeyde bir kitaptı. Daha zor kitapları var ama yine de zor bir kitaptı. Öyle her okurun kolay kolay altından kalkabileceği bir kitap olduğunu da düşünmüyorum. Biraz düşünülmesi gereken yer yer durup işte sorgulanması gereken yerlerin olduğu bir kitaptı. Araştırmaların yapılması gerektiği yerler oldu. O açıdan akıcıdır diyemem. Zaten bir kitabın niteliği bazen bana akıcı olmamasındaymış gibi geliyor. Yani akıcı olmayan kitaplar akıcı olanlara göre daha nitelikli gibime gelebiliyor. Her kitap için değilse bir de çoğu kitap için bu geçerli. Ben de hemfikirim. Kitap hani durup üzerinde düşünmeyi gerektiren bir kitap. Ağır akıyor bir defa, hani çok fazla böyle yazıldığı döneme göre evet çok bunu çok anlaşılmış da olabilir ama hani anlamak okumak için bir emek istiyor Talabamana. Hemen kendisine ele vermiyor zaten. Derin bir şey eleştiri veya bakış açısı istiyor sizden. Bunu söyleyelim. Geniş bir vakitte okunması gereken bir eser. Yani sırf zevk için bir zaman dilimi ayrılıp ondan sonra bu kitaba, bu romana başlanabilir. Yani hemen böyle sıkış sıkış bir araya sıkıştırayım da okuyayım denebilecek bir eser değil. Ha, bu arada hani diyalogları falan çok fazla var. Öyle çok da hani korkutmayalım şey olarak. Diyaloglar var, konu akıyor, gidiyor ama çok çok böyle afaki bir olay akışı, merak, sürükleyici bir şey beklemezsin okuyacağım. Ben de katılıyorum buna. Belli bir şeyin altında, okur düzeyinin altında olanlar da okumamalıdır diye düşünüyorum. Bazı kitapları ziyan etmeye gelmiyor. Yani bu kitap nereden baksanız 700-800 sayfa, hatta belki daha fazla. Bunu bir daha okumaya bir insanın belki fırsatı olmayabilir. O yüzden biraz kendimizi derinleştirip başka eserler okuyup daha sonra bol vaktimizin olduğu, işte araştırmalarımızı daha çok yapabileceğimiz bir zamanda ağırlık verebiliriz kitaba diye düşünüyorum. Kesinlikle. Var mı hocam başka eklemek istediğiniz kitapla ilgili? Benim aklımdaki her noktaya değindik diye düşünüyorum. Bu şekilde yani. İnşallah başka eserlerin başka söyleşilerle devam edelim. Eserleri tahlil etmeye. Okuyucularımıza, izleyenlerimize de keyifli okumalar dileyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.